bir şeyler batmıyor. Daha iyiyim. Kulina söylemişti. Gücümü kötüye kullandığım için öyle oluyor herhalde. Ne yapalım? Ne olursa olsun devam edeceğim. Ay, daha fazla dayanamayacağım. Donuyorum. Ay. Şoker, neden bu kadar soğudu burası? Efendim Kulina? Ne dedin? Seni duyamıyorum. Sesin çok cılız çıkıyor da. Şoker, gittikçe daha fazla üşüyorum. Evet Kulina, farkındayım. Şoker, yoksa sen bir şeyler mi çeviriyorsun? Kusura bakma Kulina. Elime geçen bu tarihi fırsatı değerlendirmem lazım. Artık Nana'ya sonsuza kadar veda edebilirsin. Buna asla izin veremem. Hoşça kal Kulina. Dünyada yapmam gereken çok önemli şeyler var. Arrivederci. Alçak Şoker. Alçak. Ah, yarın geleceksin sanıyordum. Özge'yi okula bıraktım. Evde de tadilat, boya falan var. Hı hı. Gitmek istemedim. Bugünden gelip işe alışayım dedim. Peki şöyle geçin, ben size bilgi vereyim o zaman. Burada biz Merve ve ben şirketin girdiği ihalelerin, yapılan anlaşmaların ve sözleşmelerin her türlü altyapısını hazırlarız. Bütün dosyaların eksiksiz olmasını sağlamak da en önemli görevimizdir. Aslında karışık değildir, çok çabuk alışırsınız. Bu masa benim olacak, öyle değil mi? Evet. Benim şu anda yapabileceğim bir şey var mı? İstersen şuradaki dosyalara göz atabilirsin. İşlerin nasıl yürüdüğünü daha kolay anlarsın. Tamam. Kalmana gönlüm razı olmadı. Beyefendi... Simge Hanım'ın çok eski bir ahbabıyım. Amerika'da mı? Evet. Ha, evet. Onun burada olduğunu duyunca bir ziyaret edeyim dedim. Çok tuhaf. Daha işe bugün başlamıştı. Haberler çok çabuk yayılıyor, öyle değil mi? Aslında bu hem ziyaret hem ticaret. Ayakta kaldınız. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Burada turizm sektörüne yatırım yapmak istiyordum. Ve Simge'nin de bir inşaat firmasında işe başladığını öğrenince... Alo? Müdür bey. Tamam, anlıyorum. Bu arada beni aramakla çok iyi ettiniz. Tabii, hemen geliyorum. Görüşürüz. Pardon, benim hemen okula gitmem gerekiyor. Hayırdır, okulda bir sorun mu çıkmış? Evet. Simge Hanım, siz beyefendiyi Hakan Bey'in yanına götürür müsünüz? Bu yatırım işini onlar konuşsunlar. Ben bir yetişmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Hay. Şakir Bey'le Amerika'dan tanışıyoruz. Daha işe başladığım ilk gün buldu beni. Burada turizm için yatırım yapmayı düşünüyor. Ve bizimle çalışmak istiyor. Öyle mi? Ne kadar iyi. Ne boyutta bir yatırım düşünüyorsunuz? Büyük. Çok büyük. Tabii ki bu
Biraz da sizin performansınıza bağlı. Oteller, tatil köyleri, alışveriş merkezleri. Artık aklınıza ne gelirse. Birden çok yatırım yani. Tabii. Neden olmasın? Nasıl diyorsunuz? Denizde kum, bende para. Performansımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Tabii ki. Zaten Simge Hanım burada olduğuna göre gözüm asla arkada kalmayacak. Nana nerede? Okuldan aradılar. Acilen gitmesi gerekiyordu. Hay Allah. Önemli bir şey değildir umarım. İşte böyle Nana Hanım. Sanki bütün bunları bilerek yapıyor. Emre'nin böyle bir şey yapmasını aklım almıyor doğrusu. Ama kanıtlar ortada. İşte üstelik bir başkası ne sebeple her yere Emre diye yazsın? Maalesef bu konuyu disiplin kuruluna götürmek zorunda kalacağım. Gerçekten anlamıyorum. Kafam çok karıştı inanın. Tüm zararı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Siz durumu Hakan Bey'e bir iletiverin hanımefendi. Tabii. İyi günler Müdür Bey. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Bana ne oldu? Gel benimle. Bak Emre. Durum hiç de parlak değil. Disiplin kuruluna gideceksin. Okuldan uzaklaştırma bile alabilirsin. Adamsızlık bu. Oynadasını biliyor ki. Adamsızlık bu. Emre, sen bana ne söz vermiştin? Hani okuldan seninle ilgili hiçbir şikayet gelmeyecekti? Nana, sana yemin ederim ki ben yapmadım. Tamam. Kim yaptı bana söyler misin? Bilmiyorum. Yalnızca sınıfımıza yeni gelen şu kız. Özge. Emre, neden böyle bir şey yapsın? Daha seni tanımıyor bile. Bilemiyorum Emre. Sana inanmak istiyorum ama ben inansam bile babana ne diyeceğiz? Babam bu sefer çok kızacak değil mi? Yatılı okula bile gönderebilir. Müdür çok ciddi bir ceza alacağını söyledi. Ne olur babamı söylemen ama ne olur. Hayatım, babana yalan söylersek ve bu da ortaya çıkarsa çok kızar biliyorsun. Ama benim hiçbir suçum yok. Ne olur inan bana. Dur bakalım, düşünelim ne yapabiliriz diye. Ya of ya. En kısa sürede hazırlayacağınız taslakları görmek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Güle güle efendim. Ben sizi geçireyim. Hakan, şu işe inanabiliyor musun? Turizm tesisleri. Yaşadık valla. Bu çok büyük bir iş. Helal olsun Simge valla. Daha geldiği gün ne büyük bir iş getirdi. Bence onu el üstünde tutmalıyız. Evet, el üstünde tutmalıyız. Yeter artık, eğlendin işte. Artık beni rahat bırak. Aa, olur mu? Daha yeni başlıyoruz. Bana bak, benim başımı derde sokma. Merak etme, bir şey olmaz. Kulina senin dünyaya geldiğini anlayınca ne olacak peki? Merak etme dedim ya. Kulina benim buraya geldiğimi öğrendiğinde ben çoktan amacıma ulaşmış olacağım. Nasıl yani? Benim hedefim Nana. Ondan sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. İyi, kurtul öyleyse. Hakan'a acı verecek her şey benim de işime gelir. Çok güzel, güzel. Bak tepemi arttırma benim. Yatsın bakalım. Ha? Ne olacakmış? Ha? Aklınca Nana'nın sihir güçleri yokken ondan kurtulacaksın. Öyle mi? Çok zekisin Kulina. Ama maalesef çok geç kaldın. Çok yakında sevgili Nana'dan sonsuza dek kurtulacağım. Duydun işte. Onu uzayın boşluğuna göndereceğim. Ve bunu senin sayende yapacağım. Hayır. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Yaptığım iksir sayesinde senin bütün vücutasını aldım Kulina. Hayır, hayır, bunu yapmış olamazsın Şoker. Maalesef ne yazık ki yaptım. Artık bana hiçbir şekilde mani olamazsın. Hayır, yok, hayır, buna izin veremem. Ay, çok gıdıklandım. Boşuna kendini yorma Kulina. Yapabileceğim bir şey yok. Şoker, bak çok pişman olacaksın sonra. Çok. Şoker, bak çok pişman olacaksın. Sana söyledim. Nana'nın insan olmasına izin vermeyeceğim dedim.
Hadi. İzle bakalım şimdi sevgili Nana'nın sonunu. Ha? Her yerim uyuşuyor. Nana, Nana yalvarırım sana. Kendine dikkat et. Pardon ama ne yapıyorsunuz siz? Şekerim haberin yok galiba. Şirket için çok önemli bir işin koordinasyonunu üstlendim. Bunu da ayakta yapacak halim yok herhalde. Bir dakika ya. Ne yapıyorsunuz siz? Burası benim masam. Artık değil şekerim. Nasıl olsa yakında ayrılacaksın. Öyle değil mi? İzninizle şimdi yapmam gereken çok önemli bir iş var. Bakıyorum da hemen işe koyulmuşsunuz. Şakir Bey'i duydunuz. Kendisi çok titizdir. Bir an önce dosyaları hazırlamalıyız. Öyle değil mi? Çok haklısınız. Farkında mısınız bilmem ama bu benim masam. İyi ama sen nasılsa... Gideceğim değil mi? İyi ama hiç olmazsa ben gidene kadar biraz bekleyebilirdiniz değil mi? Yani. Ne oluyor ya? Ya Nana bir dakika. Aa! Ben onu kıracak bir şey mi yaptım? Yok canım. Şımarıklık yapıyor işte. Şımarıklık mı yapıyor? O sizin kendi şımarıklığınız. Neden bu kadar büyük tepki gösteriyorsun hayatım? İşten ayrılmak isteyen sendin, unuttun mu? Ya evet ama... Hadi ama canını sıkma bu kadar. Eğer çok istiyorsan benim masamı al. Hayır. Volkan'ın masasını alacağım. Simge'nin ayaklarına kapanacak neredeyse. Pis. Şöyle. Gülce çok güzel oluyorsun. Okulda bir şey mi olmuş? Neden çağırmışlar? Okul mu? Evet, Simge Hanım söyledi. Okula gitti dedi senin için. Simge Hanım'ın da ağzında bakla ıslanmıyor. Canım ben seni sorunca... Önemli işi değil. Okulda yapılacak bir etkinlik için bilgi vermeye çağırmıştım müdür. Ben de Emre yine bir şeyler yaptı diye düşündüm ve çok kızdım. İyi o zaman. Olur mu Kulina? Baksana. Her şey yavaş yavaş istediğim noktaya geliyor. Bunun bedelini çok kötü ödeyeceksin. Kulina, artık anla. Bu işin geri dönüşü yok. Nana'dan bu kez sonsuza dek kurtulacağım. O olmayınca dünyada istediğim her şeyi yapacağım. İşte hayaller bitti. Gerçekler başlıyor Kulina. Kaçırma olur mu? Olur. Çok huzursuzum Makbuş. Bence de doğru yapmamışsın kızım. Hakan'ın kulağına giderse hiç iyi olmaz. En kızdığı şey yalan. Biliyorsun değil mi? Ya biliyorum ama ne yapayım? Emre'ye de söz verdim. Hem onun doğruyu söylediğine inanıyorum. Artık bilmem. Yarın için giyeceklerimi hazırlıyordum. Şunlara bakar mısın? Aman Allah'ım. Ne olmuş bunlara evladım? Ben de sana soruyorum Makbuş. Ne olmuş bunlara? Ben hepsini güzelce ütüleyip yerine asmıştım. Ay yok yok. Bana bir haller oldu anlaşılan. Aman yarabbi. Makbuş sıkma canını bu kadar. Dalgınlığına gelmiştir. Ölüm yok ya ucunda. Yok yok. Belli ki ben bunadım. Bugün de olmayacak hayaller gördüm. İyi değilim ben evladım. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç. Hayati, keşke söylemeseydim. Çok üzüldüm. Hadi civcivler sofraya. Hadi. (Gülüyor)
arada bir de rahatsız ediyoruz ama boya kokusundan evde duramadık. Ben neyse de çocuk zehirlenecek diye korktum. Biraz sizle vakit geçirebilir miyiz? Buyurun. Aa, ne demek Simge Hanım? Lütfen sofraya buyurun. Yok, biz yedik, teşekkürler. Lütfen siz rahatsız olmayın. Gibi. Ay, her zamanki gibi koydum tuzunu. Çok mu olmuş? Hem de nasıl? Aa. Üstüme iyilik, sağlık. Hakikaten yenecek gibi değil. Ay. Hakan, evlat, ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Başınıza bir hal getireceğim. Sen istersen beni bir huzur evine yatır. Bu böyle olmayacak çocuğum. Olur mu öyle şey Makbuş? Makbuşcum, olur mu öyle şey? Şimdi pizza söyleriz, olur biter değil mi? Yaşasın pizza! Makbuş Sultan bir daha huzur evi lafını duymuyor. Sağ ol oğlum. Bu çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Hem başkalarına zarar verince canımın yanmasına geçtim. Kulenin etkisi buraya kadarmış demek ki. Merak etme. Geçici. Biraz daha sabret. Şu nananın işini bir bitireyim. Nana, ne olur dikkat et kendine. Nana lütfen. Nasıl dikkat etsin? Sihir gücü bile yok zavallının. Bunu sen başlattın Kulina. Bu filmi gerçeğe çevirmesi de benden. İşte bak neler olacak. Ne yaptım? Kendi ellerimle kızın başını belaya soktum. Ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Doluyorum ay. Bir şey olmayacak canım. Sadece uzayın derinliklerine doğru güzel bir yolculuk yapacak, o kadar. Şoker. İzninle şu filmi yönetmeye devam edeyim. Şipirden gibi adamım canım. Makbuş sahinde evet, bizi. Evet bence de. Çok güzeldi. Hı? Dalga geçme oğlum. Zaten utancımdan yerin dibine geçtim. Aman Makbuş, asma suratını, uzatma. Hem hepimiz zaman zaman dalgınlık yapmıyor muyuz? Hı-hı. Yok, benim durumum iyi değil. Ben ciddiyim. Benim yerim huzur evi. Kızım, korkuyorum size zararım dokunacak diye. Ya Makbuş Sultan. Emre, müdür bugün sana çok kızdı mı? Nasıl yani? Okulda yine bir şey mi oldu Emre? Aslında, ay yoksa söylememem gereken bir şey mi kaçırdım ağzımdan? Yok Özgeciğim, söyleyebilirsin. İyi o zaman. Emre bugün ilk önce bir çocukla kapıştı. Sonra sırasını devirdi. Ama asıl müdür delirten şey sınıftaki duvara, dolaplara, her yere sprey boyayla ismini yazması oldu. Evet tabii, müdür sınıf öyle görünce çok kızdı. Duyduğuma göre disiplin kurumuna gitmiş. Ama zaten Nana'nın haberi var. O da okuldaydı. Nana? Orada havalar nasıl Kulina? İyisin değil mi? Çocuklara böyle mi örnek olacağız Nana? Yalan söyleyerek mi? Üstelik sana sormuştum, öyle değil mi? Gözümün içine baka baka... Ne desen haklısın. Ama ben yani Emre'yi böyle mi korumaya çalışacaksın? İnanamıyorum sana. Haklısın. Ne olur affet beni. Sana olan güvenimi nasıl sarsarsın? Hem de böyle bir konuda. Cevap verir misin? Sürekli yalanlar mı söylüyorsun yoksa bana? Hakan, yeter artık. Bu kadar acımasız olma lütfen. Hayır, seninle ilgisi yok Emre. Kızım. Hepinize iyi geceler.
minicik yaratık. Yani. İnsan en sevdiğine güvenemeyecekse kime güvenecek? Evet Emre Bey. Sana gelince tüm bunlara sebep olduğun için yarın ilk iş olarak gideceğin yatılı okula ayarlayacağım. Eyvah. Yanma baba. Hadi kızım biz de gidelim artık. Evimiz havalanmıştır. İyi geceler. İyi geceler, kusura bakmayın. Anneciğim. Evet, hem de nasıl. Şoker, sen de mi buradasın? Ne sandın ya küçük hanım? Sen gelirsin de ben gelemez miyim yani? Nasıl gidiyor bakalım? Biz de onu konuşuyorduk. Çok eğlenceli. Ben bu işten iyice keyif almaya başladım. Daha bir şey görmedin ki. Anlamadım. Bakalım Hakan bu fotoğrafları görünce neler olacak? Hangi fotoğraf? İşte bunları. Hakan bunları görünce deliye dönecek. Sen yapman gerekeni biliyorsun o halde. Sen hiç merak etme. Bu gecelik bu kadar yeter. Yarına kadar sana bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü yarın bizi müthiş bir final bekliyor. Bu filmle en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen Oscar'ını bile alabilirim. İyi geceler. Tamam ama Hakan, uzatma bu kadar. Ne yapsın kızcağız? Emre'yi korumak için yalan söylemiş işte. Abicim anlamıyorsun. Bana söyleyebilir. Emre'ye bildiğini belli etme diyebilirdi. Biz yetişkin, aklı başında kişileriz. Anlamsız yere yalan söylemesi beni kızdırdı. Yakında karım olacak birine sonsuz güven duymak istiyorum. Çok mu yani? Değil ama bu kadar abartman çok yanlış. Nana son derece dürüst ve güvenilir bir kız, bunu biliyorsun. Orası öyle. Bugün hiç gördün mü? Gelmedi galiba. Hadi artık uzatma da gönlünü al kızın. Hey, işte şirketimizin zeki ve güzeller güzeli elemanı da geldi. Hakan Bey, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Mümkünse yalnız. Vay, şimdiden sırlarımız var ha? Tamam, çektim çektim. Oturun lütfen. Evet, sizi dinliyorum. Benim için oldukça zor bir durum. Aslında bunu söyleyip söylememe konusunda oldukça kararsızlık yaşadım. Ama yine de söylemem gerektiğini düşünüyorum. Ne oldu? Niye açmadın ekranı? Kim bilir neler oluyordur. Ha sahi unutmuşum. Senin kolunu kaldıracak halin yok öyle değil mi? İşte en heyecanlı yerine geldi. Seyret bakalım. Evet sizi dinliyorum. Hala nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Aslında en iyisi kendi gözlerinizle görmeniz.
Ama bu nasıl olabilir ki? Bu sabah şirkete bir zarf içinde kuryeyle geldi bu fotoğraflar. Zarfın üzerinde isim yazmıyordu. İşle ilgili olduğunu düşündüğüm için açtım. Nana bana bunu nasıl yapar? Ben de Şakir Bey'in çalıştığım yeri bu kadar kısa sürede nasıl öğrendiğini şaşırmıştım doğrusu. Demek onca yatırımı da Nana için. Buna inanamıyorum. Ne konuşuyorlar acaba ya? Çok merak ediyorum. Bilmem. Hep böyle meraklı mısınızdır Merve Hanım? Evet, hep böyle meraklıyımdır. Neyin var Nana? Yok bir şeyim. Sıkma canını, olur böyle şeyler. Odasında mı? Yanında Simge Hanım var. Hı. Ya ne olduğunu bana da söyleseniz ben de bir fikir üresem değil mi yani? Ben izninizi isteyeyim Hakan Bey. Yapılacak işler var da. Tabii. Nasılsa onu kötü niyetle yapmadığını anlayacaktır. Üzülme. Kadar kızgınım. Bu olayı neden bu kadar büyüttüğünü bilmiyorum. Ama senden yine de özür dilemeye gelmiştim. Sen nasıl bir kadınsın? Hala utanmadan nasıl yüzüme bakabiliyorsun? Hayatım yeter ama bu kadar da fazla değil mi sence? Fazla, öyle mi? Bunlar da ne? Nasıl olsa çok kolay yalan söyleyebiliyorsun. Hadi inkar et. İnkar et şimdi de. Hakan, ben bu adamı daha önce hiç görmedim. Sus! Yalanlarını daha fazla oyalayamayacaksın. Her şey ortada. Çabuk, elinden bir kaza çıkmadan çabuk çık buradan. Çık buradan, senden nefret ediyorum. Thank you.
ama biz babasız ne yaparız? Bunu kabullenmek zorundayız çocuklar. Hadi uyuyun artık. Nana lütfen bizi bırakma. Hep benim yüzümden. Nana geldim, ben yatın okula gitmeye bile razıyım. Bütün bunlar o simgenin yüzünden. Baba bana nasıl inanıyor anlamıyorum. Onu hiç affetmeyeceğim. Makbuş, ne olur bir şey söyleme. Hele Nana'yı korumaya hiç kalkma. Yok evladım. Ben yarın bir huzur evi bakmaya gidecektim de ona haber vereyim dedim. Çok mu istiyorsun gitmeyi? Peki. Ne diyeyim o halde? Git öyleyse. Merak etme. Biraz sonra kendini çok iyi hissedeceksin Nanacığım. Tüm dertlerin bitecek.